Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sorun çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki cumartesi ve pazar günü önemli bir sınavımız var. Bundan dolayıdır ki sizler için inkılap tarihi ile ilgili son bir çalışma yapmak istedim. 10 tane güzel sorun var. Hem TYT hem AYT'yi ilgilendiriyor. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Oynatma listelerine mutlaka göz atın. Dilediğiniz kadar deneme var, soru çözüm var. Mutlaka göz atın değerli arkadaşlarım. Size katkı sağlayacaktır. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz geldi. İlk sorumuz Trablusgarp Savaşı ile ilgili. Sloganımız neydi? Birlikte başaracağız. Ne diyor hocam? Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortam hazırladığı söylenemez. Osmanlı Devleti İtalya ile imzaladığı Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve Bingazi'nin yönetimini İtalya'ya bırakmıştır. Şimdi hem bilgi hem yorum odaklı değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde Müslüman nüfus oranı azalacak mı? Azalacak. Çünkü Trablus ve Bingazi'yi kaybettin. Tamam. İtalya'nın Akdeniz'de önemli bir güç haline gelmesi. İtalya'ya bırakılan Trablus sayesinde İtalyanlar güçlenecektir. Tamamdır. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki siyasal varlığı sona erdi değerli arkadaşlarım. Kuzey Afrika'daki son toprak parçası kaybedildi. İtalya'nın gelişen sanayisi için ham madde kaynağına kavuşması doğru mu değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Çünkü savaşın en önemli sebeplerinden biriydi. Osmanlı Devleti'nde siyasal rejim Siyasal rejim ne demek? Yönetim biçimi demektir değerli arkadaşlarım. Ve bu yönetim biçimi Osmanlı tarihinde ilk defa meşrutiyetin ilanıyla değişmiştir. Monarşiden meşruti monarşiye geçilmiştir. Siyasal rejimle alakalı bir durum yok. İkinci sorumuz Balkan Devletleri ile ilgili. Bilgi vereceğim size değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz neyi bileceğiz? Sırbistan Berlin Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrıldı. Bunu geç. Arnavutluk doğru cevabımız. Yunanistan Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlıktır değerli arkadaşlarım. Bulgaristan 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsız oldu. Karadağ Berlin Antlaşması'nda bağımsız olmuştur değerli arkadaşlar. Cevabımız Arnavutluk olacaktır. İlk devlet Yunanistan, ikinci devlet Arnavutluk değerli arkadaşlarım. Balkan Savaşları ile ilgili yorum sorusu gelebilir. Dikkat edelim. Üçüncü sorumuz 1. Dünya Harbi ile ilgili. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerde ordu komutanlığı yapan askerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alması? Enver Paşa. Hangi cephe hocam? Kafkas. Şimdi ÖSYM TYT'de bir metin verebilir ve Kafkas cephesini arasına ekleyebilir değerli arkadaşlarım. Ya da Enver Paşa'yı ekleyip şıklarda Kafkas cephesiyle karşılaşabilirsiniz. Enver Paşa tamam. Cemal Paşa hangi cephede? Kanal cephesinde değerli arkadaşlarım. Ayrıca unutmayın bu iki cephede taarruz cephesi. Gazi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. Fahrettin Paşa nerede hocam? Hicaz Yemen cephesinde. Çöl kaplanı olarak bilinir. Halil Paşa Irak cephesinde. Kutül Amare zaferi gerçekleşti. Ancak Gazi Osman Paşa şöyle oku çekelim. 93 harbinde etkili olan Osmanlı askeridir değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Dördüncü sorumuz. Aha, sıralama sorusu. Milli mücadele döneminde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu soruları neden hazırladım anladınız mı şimdi? Son bir tekrar yapmanız için değerli arkadaşlarım. Büyük Millet Meclisi açılması, Misak-ı Milli'nin kabulü, cemiyetlerin birleştirilmesi, Sevr Antlaşması'nın imzalanması değerli arkadaşlarım. Şimdi cemiyetler ne zaman birleşti? TYT'de çıkma ihtimali yüksektir. Sivas Kongresi değerli arkadaşlarım. Sivas'tan sonra Amasya görüşmeleri yapıldı. Amasya görüşmelerinden sonra Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı ve Misak-ı Milli kabul edildi değerli arkadaşlarım. Misak-ı Milli'nin kabulüyle İstanbul resmen işgal edildi ve Mebusan Meclisi dağıtıldı. Böylece Ankara'da yeni bir meclis açıldı. Meclis açıldıktan sonra itiraflar yeni bir antlaşma hazırladılar. Ve bu antlaşmayı imzalayanlar Saltanat Şurası oldu. Bu antlaşma da Sevr Antlaşması'dır. Cevabımız 1. Yani 3, 2, 1, 4. Şıkkı. Dikkat edelim. Ayrıca unutmayın Sevr Antlaşması'na Ölü Doğan Antlaşma diyorlar. Mustafa Kemal Sevr Antlaşması için bir suikast demiştir. Suikastin sonuçsuz kaldığı, yerine Lozan Antlaşması'nın getirildiği yönünde söz söylemiştir Mustafa Kemal. Sözlerde çıkıyor. TYT'de de AYT'de de değerli arkadaşlarım. Beşinci sorumuz. Oho, işte Misak-ı Milli. Bu Misak-ı Milli ne hocam? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28 Ocak 1920'de kabul ettiği Misak-ı Milli metninde aşağıdaki konulardan hangisine yönelik kararların yer aldığı söylenemez. Kapitülasyonlar kaldırılacak. Ekonomik bağımsızlık. Azınlık hakları eşit olacak. Yorum olarak ben bekliyorum. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Çanakkale ve İstanbul Boğazları hakkında değerlendirmeler yapılacak, görüşmeler yapılacak. Ancak ulusal egemenlik Misak-ı Milli'de yoktu. Ben sizlere ne demiştim? Savaş sırasındaysanız ilk önce ulusal bağımsızlığı düşüneceksiniz. Egemenlik sonraya bırakılır. Dikkat, dikkat. Altıncı sorumuz. Bu gelişmeler şimdi TYT'ci arkadaşlar şunu demiştir. Hocam hepsi bilgi çıkmaz ki. Hayır. TYT'de 3 yorum 2 bilgi geliyor. Dikkat et. Ve bu 2 bilgi genelde inkılap tarihinden seçiliyor. Ya da Osmanlı tarihinden.
Bu gelişmeler milli mücadele döneminde yaşanan aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur? İtalya Anadolu'dan çekilme sürecini tamamlamıştır. Mustafa Kemal'e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir. İkinci Viyana kuşatmasından itibaren başlayan geri çekiliş durmuştur. Ne zaman aldı Mustafa Kemal? Bileciğe Öncül verilmiş. Tabii ki cevap Sakarya. Büyük Taarruz. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Birinci ve ikinci Yunanı. İkinci Yunanı ile ilgili sözü unutmayın. TYT'de çıkma ihtimali yüksektir. AYT'de de çıkabilir değerli arkadaşlarım. Zaten ortak hazırladım bunu. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus tarihini yendiniz. Eskişehir Kütahya yenilgidir değerli arkadaşlarım. Yenilgiden sonra ordu Sakarya'nın doğusuna çekilmiştir. Cevabımız Subaylar Savaşı yani Sakarya Savaşı olacaktır. Yedinci sorumuz. Oho, bakın. MSÜ'de böyle bir soru tercih edildi. TYT'de neden olmasın? TBMM'ye karşı çıkan isyanlarından hangileri önceden Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan düzenli ordu bünyesine katılmak istemeyenler tarafından çıkarıldı? Şimdi arkadaşlar demiştir hocam AYT'de niye bahsetmiyorsunuz? TYT'de çıkarsa AYT'de hayli hayli çıkacak. Bana güvenin. Rahat olun. Kuvayi İnzibatiye doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan bir ayaklanmadır. Halifelik ordusu anlamı taşır. Bu neydi? Gitti. Gitti. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe Kuvayi Milliye'nin liderleridir. Düzenli ordu kurulduğu için bunlar isyan edecektir. Cevabımız şıkkı. Bu kadar. Sekizinci sorumuz işte buna dikkat etmemiz lazım. Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak verilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde birincide verilenin ikinci ortam hazırladığı söylenemez. Birinci yönü önce... Bismillah, bismillah. Bunu bırak, bunu bırak. Bunu bırak, yanlış. İkinci yönü İtalya Anadolu'dan çekilmeye başladı. Sakarya'dan sonra tamamen çekildi. Eskişehir Kütahya Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verildi. Bu bilgiler çok önemli. Sakarya Meydan Kars Antlaşması imzalandı ve doğu sınırları kesinlik kazandı. Bakın doğu cephesi kapandı zaten Gümrük Antlaşması'yla. Ama doğu sınırlarının kesinlik kazanması Kars Antlaşması. Büyük Taarruz Fevzi Çakmak'a Mareşallik rütbesi verildi değerli arkadaşlarım. Umva değil. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Tekalif-i Milliye Emirleri Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Paşa tarafından çıkarılan emirlerdir değerli arkadaşlar. Unutmuyoruz, unutmuyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Aha. Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir? Eğitim ve öğretimi birleştirmedikçe aynı fikirde, aynı zihniyette, ferterden kurulu bir millet yapmaya imkan aramak, abese uğraşmak olmaz mıydı? Dünya medeniyet ailesinde saygı toplayan bir yerin sahibi olmaya layık. Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi mektep ve medrese adında birbirinden müsbütün başka iki çeşit kuruma, kuruluşa bölmeye katlanabilir miydi? Değerli arkadaşlarım. Eğitim ve öğretim birleşmedik eşitliyor. Şimdi din kültürüsü iyi olanlar vardır. Tevhid ne demek? Allah'ın birliği değil mi? Bir, öğretim, tedris ne demek? Öğrenim demek. Eğitim ve öğretimi birleştireceksin değerli arkadaşlarım. Biz buna tevhidi tedrisat kanunu diyoruz. Cumhuriyetin ilanı, hükümet bunalımının önüne geçildi. Saltanatın kaldırılması, Lozan'a tek temsilci olarak gidildi. Son soru bu arada yine sizde. Tebhidi Tedrisat doğru cevabımız. Takrir-i Sukun Şeyh Said isyanından dolayı çıkarıldı değerli arkadaşlarım. Kabotaj kanunu Türk denizlerinde serbestçe dolaşabilme hakkı. Cevabımız Tebhidi Tedrisat. Eğitim ve öğretim birleştirilecek. 10. soru, son sorumuz bu değil. Ondan sonraki. Öğrencim bunu çok merak etti. Hatta yanlış da yapmış. O yüzden bu soruyu tekrardan eklemek istedim. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdaresi'nde okurken ifade ettiği yukarıdaki sözünde kastettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Burada Mustafa Kemal 16 yaşında. Ona göre gittim. Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşamın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim. 16 yaşında dediğim için cevabımız aşk. Trablusgarp binbaşı rütbesine yükseldi. Ayrıca gazeteci şerif sıfatıyla gitti. İkinci Balkan, Osmanlı'nın Balkanlarda azınlık statüsüne düştüğü savaş. Çanakkale, Mustafa Kemal rütbesi yükseliyor. Bununla beraber tarihe geçen sözünü unutmuyoruz. Ben size taarruz değil ölmeyi emrediyorum. Birinci Yunan savaşlarını yöneten İsmet Paşa'dır. Cevabımız 1897. Osmanlı-Yunan yani Dömeke Meydan Savaşı'dır değerli arkadaşlarım. Diğer ismini yazayım hatta. Son soruyu size bırakıyorum. Ya Allah! O da inkılap tarihi. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Soru şu şekilde. Milli Mücadele Dönemi'nin başarıyla sonuçlanmasında etkili olan komutan kadrosu içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Mustafa Kemal, Arif Acebe Soy, Refet Bere, İsmet Ünönü, Enver Paşa. Yorumdayız. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.